Merhabalar, bu videoda Python'da barkod okuyucu yapacağız. Aslında internette çok fazla barkod oluşturucu site var. Kimisi üyelik istiyor, kimisi istediğimiz standartlara göre oluşturmuyor ya da biz kendimiz oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili temel skripti oluşturacağız. Barkod ürünlerin kitap olabilir, perakende veya pek çok öğenin tanınması ve takip edilmesi için kullanılan optik bir tanımlama aracıdır. Genellikle çeşitli genişlikteki paralel çizgilerden oluşur ve bu çizgilerin her biri farklı genişlikteki ve aralıklara sahiptir. Barkodlar içerdikleri bilgiyi hızlı ve doğru bir şekilde okuyabilen optik okuyucular tarafından taranır. Tabii biz bu işlemi yaptıktan sonra okuma işlemini kamera üzerinden yapmaya çalışacağız sonraki aşamalarda. Temel özellikleri optik olarak okunabilir olması, barkodlar ışık kaynakları ve optik okuyucular kullanılarak okunur. Çizgilerin boşlukları yansıttığı ışığı algılayarak kodu çözer. Veri depolama olarak ürünler hakkında bilgi depolar. Bu bilgi genellikle ürünün üreticisini ve ürünün kendisi ve bazen fiyatını içerir. Çeşitli türleri bulunur. IEN, UPC gibi barkodlar perakende ürünlerde, ISBN barkodları kitaplarda, QR'lar ise daha geniş bilgi depolama ve hızlı erişim için kullanılır. Biz zaten QR'ı çekmiştik. Yaygın olarak barkodlar mağazalarda, kütüphanelerde, depolama tesislerinde, posta hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Manuel veri girişine göre hızlı ve hatasız veri girişi sağlar. Global olarak kabul görmüş standartlara uygun olarak oluşturulur. Bu standartlar barkodların dünya çapında tutarlı bir şekilde okunabilmesini sağlar. Şimdi barkodu oluşturmak için şurada da örneklerimiz var. Pek çok türü var. Şunlar QR kodlar, bunlar barkodlar. Bunların da çeşitleri var. Bunları da detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle kütüphane yükleme işlemi yapmamız lazım. Pip install Python barkod diyoruz. Bu barkodla ilgili temel kütüphanenin yüklenmesini sağlayacak. Okuma işleminde de yine QR kodda olduğu gibi PYZ bar kütüphanesiyle okuma işlemi yapacağız. Zaten yüklendiğini söylüyor. Ben yüklemiştim. Şimdi import barkod from barkod.writer yazacağız çünkü oluşturacağız. Import bunun image Writer isimli bir tane metodu var. Şimdi barkodun tipine gireceğiz. Bunlara bakalım. Barkod type eşittir. Mesela IEN 13. Bu 13 dediği klasik bizim kullandığımız 13 haneli barkod tipini ifade ediyor bu tür olarak. IEN European Article Number, yani Avrupa makale numarası anlamına gelir. Bu standart global olarak artık kullanılmaktadır. International Article Number olarak da ifade edilebilir. INN barkodları 13 basamaklıdır. Bu basamaklar ülkenin, üreticinin ve ürünün kendisini tanımlamasına yardımcı olur. Son basamak genellikle bir kontrol basamağıdır. Kontrol basamağı barkodun doğru bir şekilde okulup okunmadığını kontrol etmek için kullanılır. Mesela klasik bir IEN barkod, hatta 13 şeklinde barkod sistemi, atıyorum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 şeklinde 13 haneden oluşur. İlk birkaç basamak ülkeyi ve üreticiyi, sondaki basamaklar ise ürünü tanımlar. Şu an oluşturmadık, oluşturacağız. Bu barkod kütüphanesi de IEN 13 gibi çeşitli barkod türlerini destekler. Her barkod türü farklı formatlar ve kullanım durumları için uygundur. Örneğin kitaplar genellikle ISBN 13, dergiler ISSN ve daha küçük ürünlerde IEN 8 formatında kullanılır. Yani farklı formatları var. Bunun haricinde UPGA var. Universal Product kod şeklinde. Genellikle Kuzey Amerika'da kullanılan 12 basamaklı ürünler için kullanılır. Şöyle barkod türleri diye arasak acaba çıkar mı bununla ilgili? Evet, bakın bazı sitelerde bununla ilgili kaynak var.
Bakın UUPC'yi anlattık. IEN anlattık. Bunun haricinde IEN 8 var. IEN 8 13'e benzer daha az veri kapasitesine sahip 8 basamaklıdır. Yine kod 128 görüyorum ben burada. Bu da en yaygın kullanılan barkodların başında gelir sıkıştırılmış yüksek yoğunluklu kodlardır. Lojistik taşıma sipariş tarzı şeylerde kullanılır demiş. Yine ITF var. Burada açıklamalarına siteye girip bakabilirsiniz. Hatta burada olmayanlar da var. Mesela PZM formatı var. Almanya'da farmasötik ürünler için kullanılır. Kod 39 geniş bir endüstriyel alanda kullanılır. Yine ISSN var. Burada görmediğimiz dergiler için ya da süreli yayınlar için ISBN kitaplar için kullanılır dedik. Peki kodları nasıl yazacağız? Yani bunun araştırması yapılabilir. Şimdi barkod türünü belirledik. Barkod datayı da belirleyelim. İçerisine gireceğimiz rakamlar bize bağlı mesela. Bunun 13 haneli olması gerekiyor. 0, 1, 2, 3. Bu şekilde hatta fazla oldu 12 olacak 0 da dahil ettiğimiz zaman. Şimdi barkod class eşittir barkod nokta get barkod class. Şimdi barkodun klasını çekecek buradan. Barkod class isimli değişkeni atacak. Biz burada şurada barkod tipini şurada zaten manuel olarak girmiştik. Bunu buradan çekiyoruz. Manuelde yazabiliriz şurada. Şimdi bir de barkod objesi oluşturacağız. Barkod object eşittir. Barkod class. Buraya da barkod datayı yazacağız. Barkod datayı yazdık. Virgül writer eşittir. Yazıcı olarak da image writer kullanılacak. Parantez açtı, kapattı. Şimdi file name verelim. Bir de buraya manuel barkod olsun. Bunu da verdikten sonra kaydedelim. Barkod object nokta save diyelim. Buraya da file name'i pet olarak verelim. Evet, kodlar bu şekilde. Şimdi klasöre gidelim. Bakın, dosyam şurada. Çalıştıralım bir. Bir şeyler oluştu. Bakın barkod PNG'ye gittiğimiz zaman bu şekilde IEN 13 formatında barkodun oluştuğunu görüyoruz. Bu şekilde kendi barkodlarınızı oluşturabilirsiniz. İnternette de bununla ilgili tabi göstermiştik. Pek çok araç var. Şöyle girdiğimizde geri geldik. İstediğimiz formatta acaba oluşturuyor mu? İki tane şöyle geri gelelim. Tümü diyelim. Mesela generate diyor. Tabi yapılabilir. Hazırı vardır bunların. Ama biz neden yapmayalım? Bakın girdiğimiz zaman şimdi gereksiz şeyler çıkıyor. Bakın. Mesela şu. Heh, burada varmış. Burada da bakın istediğiniz formatta oluşturup download edebiliyorsunuz. Kendiniz oluşturmak isterseniz de benim bahsettiğim yöntemle içerisine çeşitli veriler girerek ki sayısal değil karakter veriler de olabilir. Mesela ABC'ye girelim. Tire girelim. Şu fazla olanı silelim. Buna barkod 1 diyelim. Yine çalıştırdık. Bakın IEN formatı sadece rakam istiyormuş. O halde bizim burada formatı değiştirmemiz lazım. Mesela UPC deneyelim. UPC. Bu da numaralar istiyormuş. Peki bu sitedeki neydi? Kod 28'de oluşturulmuş. O halde biz burada
kod 28'i kullanıp 128'i kullanabiliriz. Bunu da nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şuraya. Kod 128. Tekrar çalıştırdık. Bu sefer hata vermedi. Bakın barkod 1'e girdiğimiz zaman bunu da istediğimiz formatta yazdırmış olduk. Python'da bu şekilde barkodlar oluşturabilirsiniz.